Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda modernizm ve postmodernizm nedir? Bunları açıklamıştık. Şimdi modernizmi ve postmodernizmi ele alan sanatçılara bakacağız. Şimdi geldik Yusuf Atılgan'a. İlk modernist Türk yazarlarından birisiydi. Atılgan, üniversite yıllarında sol öğrenci hareketlerine katılmaktan dolayı bir süre tutuklu kalmıştır. Daha sonra bitirme tezini tamamlayarak mezun oldu. 1954'te Ziya Atılgan ve Nevzat Çorum mahlaslarıyla yazdığı iki hikayesiyle tercümanın hikaye yarışmasına katılmıştır. Bu yarışmada Evdeki adlı hikayesiyle birinci, Kümesin Ötesiyle yedinci olmuştur. Kendisiyle özdeşleşen Aylak Adam'la da 1958 yılında Yunus Nadi Roman Ödülü'nde ikincilik almıştır. Bu süreçte geniş kitlelerce tanınmaya başlanmıştır. Reşat Nuri Güntekin'in Miskin'i onun ilk romanında C karakteri yani Bay C karakteriyle Aylak Adam'a dönmüştür. Bu romanda insan ve şehir yaşamı psikolojik bir yaklaşımla verilir ve yabancılaşma, yalnızlık ve aile kavramı irdelenir. Bunu bir baş kaldırı olarak görenler vardır ve başka bir kült roman olan Tutunamayanlar ile aynı düzleme oturtmak mümkündür. Anayurt Oteli'ndeki Zebercet karakteri ise yaşadığı anı anlamlandırmaya çalışan insan tipolojisinin bir örneğidir. Bu anlamlandırma neden ve niçin yaşıyorum sorusu ile yalnızlık, aşk ve cinsellik ekseninde gelişiyor. Canistan'da yazar bu kez doğduğu döneme ve coğrafyaya geri dönüyor. Kendi hayatından izler taşıyan ve ölümüyle yarım kalan bu romanda döneminin havasını, olaylar, mekanlar ve yerel ağızlar ile yansıtmaya çalışıyor. O halde şunu söyleyebiliriz. Romanlarına baktığımızda Aylak Adam, Anayurt Oteli, Canistan. Öyküleri Bodrum Minare'den Öte, Eylemci, Çocuk Kitabı, Ekmek Elden, Süt Memeden. Şiirleri Ölü Su ve Ayrılık. Kısa bir şekilde Yusuf Atılgan'ı özetleyecek olursak, psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanınan Atılgan, modernist Türk edebiyatının önde gelen romancıları arasında sayılıyor. Özellikle anlam sorunu, bireyin bunalımlı ruh hali, yalnızlığı ve varlığı sorgulayışı üzerinde durmasıyla varoluşçu felsefenin temel sorusallarını paylaşıyor. Ayrıca psikanalizm verilerinden de sıkça faydalanıyor. Atılgan, iki romanında da toplumdan kopmuş yalnız kişileri anlatıyor. Aylak Adam, kenti deneyimleyen kent bunalımını yansıtıyor. Bay karakter C'dir. Anayurt Oteli'nin baş karakteri Zebercet'tir. Anayurt Oteli, Zebercet'in hayatını anlatıyor. Küçük bir kasabada yaşayan bir otel katibidir Zebercet. Her ikisi de kadınlarla kurduğu ilişkide sorunludur ve hayatları başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bodrum Minare'den Öte ise köyden, kasabadan, kentten topladığı öykülerinde de aynı izlekler görülmektedir diyebiliriz. Yusuf Atılgan, tabii sizle karşılaşan birinin ilk soracağı soru Anayurt Oteli ile ilgilidir. Anayurt Oteli ile ilgili sorunun tabii bu kadar çabuk gündeme gelmesinin bir nedeni de biliyorsunuz bunun filme çekilmesi, Ömer Kavur'un yönetmenliğinde oynaması ve çok izlenmesi. Ben bütün kitapların, filme alınan kitaplar için çok merak ettiğim bir soru vardır. Özellikle yazarına sormak isterim. Siz gerçekten filmi seyrettiğinizde romanla onun arasında ne gibi birleşen ayrılan yollar gördünüz? Bir defa Ömer Kavur filmi çekerken romanın kronolojik düzenine uymuş. Ama bence filmde Zebercet biraz muallakta kalmış. Çünkü romanda onun bir geriye dönüşlerle anlatılan bir geçmişi var. Bunlar filmde olmayınca öyle muallakta kalmış gibi geldi bana. Yani film kendi başına hoş bir film fakat tam roman değil. Peki tam roman olmuyor zaten. Tam roman olunca belki de iyi film olmazdı. Siz romanınızın böyle bir film olmasını nasıl karşıladınız? Yani sinemada ayrı bir sanattır deyip bunu hoşgörüyle karşıladınız mı? Yoksa romandaki değişleri bir yazar kıskançlığıyla gerçekten çok mu eleştirdiniz? Yok, ben o kadar şey diyeyim. Roman benim yazdığım romandır. Film Ömer Kavur'un filmidir. Yani bunlara onun cevap vermesi gerekir bir yerde. Ayrıca mesela bir romana tam olarak uymadan da bir yönetmen iyi bir film o romandan çıkarabilir. Buna ben Elia Kazan'ın Cennet Yolu muydu? Cennet Yolu.
Evet, Cennet. İşte nefis bir filmdi fakat tam roman değildi. O da bir parçasını almış ve hani bir çeşit romandan çok güzel bir film çıkarmış. Bu size edebiyat ve sinema ilişkisi neler düşündürdü peki Atıl'dan? Bu örneği de verdiğinize göre Cennet Yolunu. Yani gerçekten bizim de iyi edebiyat eserleri, iyi romanlarımızdan iyi filmler yapmak mümkün müdür? İyi rejisörler aracılığıyla. Elbet. Bana da hani onu düşünüyorum. Yani iyi bir romandan çok iyi bir film de çıkabilir. Ama kötü bir romandan da iyi bir film yapılabilir. Doğru. Yani kendi ilkeleri içinde. Evet yani. Şimdi Zebercet için bir şey söylediniz. Zebercet pek belli olmuyor dediniz. Zebercet çok tartışılan bir kahraman. Üzerinde şimdi, yazılan bir kahraman. Zebercet nasıl bir kahraman? Zebercet bir defa yarı geçmişte yaşayan, bir otel yöneten, bunun sorumluluğunu da alan bir adam. Fakat bir yanı da yarı geçmişte yaşıyor. Kendini o keçecilerle, o soylu aileyle böyle bir örtüştürmesi var. Hani bir yerde onların böyle devamıymış gibi görüyor kendini. Hatta onların gerçek karından gelen bir adam otele uğramıyor diye ona kızar durur. Yani bir çeşit keçecilerin sonuncusuyum ben diyor. Bu defa da yaşadığı çevreyle elbette bir yabancılaşması oluyor bu durumda. İşte Zebercet böyle birisi. Bu defa da bunun bir takım bunalımları oluyor elbet. Şimdi romanda o çoğuların yadırgadığı bir şey var. Yani insan böyle bir akşam, gecenin bir vakti gelen bir kadına böylesine bir tutkuyla bağlanabilir mi diye. Şimdi bunun romanda bir açıklaması var gibi geliyor bana. Ben bunu böyle gizli olarak yaptım gibi geliyor. Çünkü onun kendini örtüştürdüğü Faruk var, kendini asan. Onun yengesine olan tutkusu var romanda. Abisinin karısına. Evet. O kadının tanımıyla Ankara'dan gelen kadının tanımı aynıdır. Bunu Rauf Mutluay fark etti. Yani iyi bir okuyucu bunu görüp yani onun o tutkusunu bir yere oturtabilir. Yusuf Atıl'dan tabii siz konuşmalarda az görünen, az da yazan demeyeyim çünkü az da çok yazmanın böyle bir değerlendirme yok. Önemli olan yazmanın niteliği, kalitesi tabii. Bu soru yanlış olur. Aylak Adam'ınız var bir de sizin, çok ünlü. Siz şöyle baktığınızda Aylak Adam'dan bu yana hikayeler toplamında var ya Bodrum Minare'de önte, ama ben roman üzerine soracağım. Aylak Adam'dan Anayurt Oteli'ne kadar gelen çizgide. Kendi romanınıza nasıl bakıyorsunuz? Bir de şöyle Türk romanına panoramik yahut böyle bir toplam baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Kendi romanıma ben de, hani Aylak Adam'ın Anayurt Oteli bir devamıdır gibi bakıyorum. Yani bunlar madalyonun ters taraflarıdır gibi. Biri kent içinde böyle bir takım bunalımlar ve yalnızlık yaşayan birisi, biri de bir kasabada. Evet. Bu insanın ya da erkeğin daha doğrusu böyle bir durumda o cinsel bunalımı, bir takım sıkıntıları falan, bunlar anlatılıyor. İki yönlü. İki yönlü. Bu ara ben başka bir roman da üstünde çalışmıştım, Anayurt Oteli ile Aylak Adam şey arasında. Hatta adını bile koymuştum. Bir yılda yazıldı. Fakat sonra böyle bir şeyde beğenmeyip bunu yaktım. Türk romanına gelince pek yani bir eleştirel gözle bakan bir adam değilim. Tadını alarak okuduğum romanlar ya da hikayeler olabilir. Fakat yani bir değerlendirmeye gidemem. Kendi çizginizde peki madalyonun iki tarafıdır diyorsunuz. Anayurt Oteli'nde Aylak Adam'dan yola çıkıp Anayurt Oteli'ne, evet, vardığınızda ikisi arasında bir çizgide siz kendi romanınızda, kendi anlatımınızda, tekniğinizde, yani şu anda akla gelecek kaba çizgilerle sorabileceğimiz terimlerde bir şey duyuyor musunuz? Şimdi görüyor musunuz? Bence yani Aylak Adam daha bir acemilik zamanımın diyelim. Gerçi yaşlıydım yazdığımda ama yani yazarlık acemiliğim vardı belki. Kurgusu Anayurt Oteli gibi iyi değildir. Fakat Anayurt, bence Anayurt Oteli'nin kurgusu bir roman kurgusu olarak bence çok iyidir. Yani bu değerlendirmeyi yapabilirim kendim hakkında. Şimdi Atılgan, yani sanatsal kurgusu. Sanatsal kurgusu. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Siz yıllarca Manisa'nın Hacı Rahmanlı köyünde yaşadınız. Evet. Zaten 27-28 yıl evvel İstanbul'da ilk biz sizi öyle gördük. A dergisini çıkartırken. Hacı Rahmanlı köyünden gelen
Yusuf Atılgan. Şimdi artık kentte yaşıyorsunuz. Şimdi köyle de, daha doğrusu şimdi kasaba diyelim, kasabalaştı köyümüz. Bununla hiçbir zaman ilişkim kopmadı. Orada evim var, biraz toprağım var. Sık sık gidip gelirim. Köyümü de severim doğrusu. Çünkü gözümü orada açtım. İşte Yunanlılar kaçarken Manisa'yı yakmışlar. Orada doğmuşum, Manisa'da doğmuşum. Babam gelip o yangından sonra orada evlerimiz falan yanınca Hacırahmanlı'ya yerleşmiş. Orada çocukluğumu, işte ilkokulumu 3. sınıfa kadar okudum. Ondan sonra Manisa'da devam ettim okumama. Sonradan tekrar köye yerleştim. Uzun süre çiftçilik yaptım. Bu arada da yazdım. Köyde çok iyi arkadaşlarım vardır, iyi bir çevrem vardı. Bir takım, nasıl desem, yani onlarla böyle iyi bir alışverişim yani oldu. Yani yaşama alışverişim oldu. Edebiyata gelince? Yani yaşama alışverişi kurduğunuz insanlarla bir edebiyat alışverişi şu açıdan yani. Onlar da sizi okur muydu? Bunlar da okuyan bir kitle miydi çevreniz? Yok, pek değil öyle okuyan bir şey değil. Yalnız yani edebiyat açısından pek böyle bir şeyimiz yok elbet. Hatta orada son zamanlarda ortakçılık yaptığım bir arkadaşım vardır. Çok mert ve böyle doğrudan konuşan. Geçenlerde gittiğim zaman bir arkadaşımızı anlatıyordu. Ya bu bana dedi, işte ben bu Anayurt Otelini okudum, hiçbir şey anlamadım dedi. Sen de mi anlayacaktın demişim ben ona. Böyle bir... Yazma rahatlığı açısından birdenbire köyden kente gelişinizde bir alışkanlık, bir değişiklik. Aslında Doğan'cığım benim yazma şeyim, hani böyle bir havaya girersem yazabiliyorum. Evet. Öyle hani oturup da her gün çalışmak falan böyle bir şeyim yoktu. Fakat bir romanın ya da bir hikayenin havasına girdiğim zaman oturur onu bitiririm. Herhalde bitecek bir roman var elde şimdi. İşte şimdi en büyük sıkıntım da o. 1/4'ü tamamlanmış bir kısa romanım var. 1/4'ünü bir türlü yazamıyorum. Çünkü o havaya 1,5 yıldır girdiğim yok. Şimdi köyde bu daha kolay oldu. Sabahları çıkar bir yürürüm, gelirim işte biraz bir şey yedikten sonra otururum. Uzun süre o masa başında pinekledikten sonra akşama doğru bir takım şeyler yazılmaya başlar. Gece de devam eder. Böyle bir çalışma düzenim vardı. Burada işte bu İstanbul'da olan evliliğim ve buraya yerleşmemden sonra bir de oğlum oldu. Evde oturup da kalemi elime aldığım zaman baba ne yazıyorsun diye başıma dikilirdi. Bu defa ben de Moda'da çay bahçesine gidip bu yeni romanımı orada üretmeye çalıştım. İşte böyle giderken ondan sonra bir tıkanıklık geldi. O yazma kıvancım bu ara pek yok ama geleceğini de sanıyorum. İnşallah. Ne denir? İnşallah denir ki okuyalım. Çünkü yine beğenmeyip yakmadan... Evet, böylece bu şairimizi de bitirmiş olduk. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.